Şimdi bir tane soru Erdoğan Bey. Tıp merkezi bazı patoloji laboratuvar teknik hizmetlerini dışarıdan almaktayız. Kardiyoloji dedi. Yani burada ülkeden çıkan şey şu. Yani orada ben anlatmıştım yani şey olarak. Bir laboratuvar hizmeti, sirküde de böyle geçiyor. Eğer laboratuvarda verilen cihazları getirip orada hizmeti de yani oradaki tahlilleri yapan elemanı da size veriyor. Ama diyor ki bu eleman senin emrindedir. Ben bunlarla ilgili sana fatura keseceğim diyorsa burada KDV %18 oluyor. Çünkü iş artık sağlık hizmetinden çıkıyor, iş gücü teminine giriyor. Mesela ambulansla ilgili 8-18 olayı da öyle. Yani siz ambulans hizmeti vermeniz çok ayrı bir şey. Birilerinin ambulans alıp ambulansı işte ambulansta olması gereken cihazları temin edip ambulans kiralama hizmeti vermesi ayrı bir şey. Çünkü o artık sağlık hizmetinden çıkıp ticari bir faaliyete gidiyor. Yani işin özü değiştiği için böyle bir durum. Yani burada da hani baktığınız zaman dışarıdan aldığınız, eğer siz bu hizmeti alıp ilgili kişiye götürüyorsanız ve oradaki kişi bunu gerekli tahlilleri yapıp size sonucunu iletiyor. Oradaki cihazlar size ait değil, cihazlar kişiye ait. Oradaki çalışan elemanlar da sizin emrinizde değilse bu bir sağlık hizmeti verdiği için 8 oluyor. Ama oradaki elemanları sizin bünyenizde bir yer tutup, bir oda, cihazları buraya getirip o elemanları da bunlar sizin hizmetinizdedir. Siz bu arkadaşlara gerekli talimatları verebilirsiniz deyip bir hizmet sunması olsaydı 18 olacaktı ve teklifata tabi olacaktı. Çünkü olay artık sağlık hizmetinden çıkıp iş gücü temin hizmetine giriyor. Yani bu temizlik hizmeti sunan bir firma, servis hizmeti sunan bir firmadan, güvenlik hizmeti sunan bir firmadan çok farkı kalmıyor. Burada bir soru var ama bunların çoğunu verdik. Şoförlü ambulans kiralama hizmeti, hani bunu söyledik. Ulaşımda KDV 8, paket sağlık hizmetlerinde %8, ayrıntılı kapı üyeslerinde. Yani bunu da söyledim. Yani bu işin olmazsa olmazıysa, yani siz o hastayı getireceksiniz hastaneye, konaklaması için bir otele yerleştireceksiniz, bilmiyorum, ya da kendi bünyenizde. Ve bu arada bir mesafe var, siz bu hastayı da getirip götürmeniz gerekiyorsa, yani bu işin olmazsa olmaz bir parçasıysa bu artık o sağlık işletmesinin bir parçasıdır. Ve siz bunun KDV'sini %8 seçeceksiniz. Çünkü bu hani mütemmim cüzü dediği ayrılmaz bir parçası oluyor. Yani bu işin bir paket hali. Ama yani bu işin bir parçası değilse tabii ki bu ulaşımda %18 olduğu için 18 olacak. Yani bununla ilgili işin aslında esası durumuna bakmak gerekiyor. Ama oradaki kriter dediğim gibi yani bu hastanın ulaşımı sağlanması gerekiyorsa evet. Bu sağlığın bir unsurudur. O zaman da bu konaklama, ulaşım, her şey dahil %8 kesilir. Faturayı da detaylandırmanıza gerek yok diye maliye kendisi görüş veriyor yani. Doktora poliklinik kiralamada doktorlar serbest meslek elemanı olarak kabul edilir. Bodrum'da iş yeri vardır. İş yeri kime nasıl? Birinci kurulu bir sanatçı kim yapar? Ben buradaki soruyu tam anlamadım ya. Ne bu? Doktorun iş yeri hekimi kim olacak? Doktorun iş yeri hekimi. Görev yaptığı yerdeki
Valla o iş sağlığı güvenliğine giriyor. O bununla ilgili de ki bilmiyorum. O iş sağlığı güvenliği uzmanı ya da o eğitimde kim şey yapıyorsa onunla sorun. Yani ben çok iş güvenliğiyle ilgili çok şeyim yok. Detaylı bilgim yok. Hani onunla ilgili odada eğitimler vardı. Oraya ben de şey yapayım. Ben şöyle bir yanıt verebilirim. İş güvenliğine seminerlerine gittim. Bir de benim de sağlık kuruluşum olduğu için STK şifresinde sorumlu kişi kim görünüyorsa o, onun da iş yeri hekimliği belgesi varsa o yapabiliyor. Ha, kendisi bütün işlem yeterli. Evet. Şey olabiliyor. STK'da sorumlu kişi bu evliliği açtığımızda görünen kişinin iş yeri hekimliği belgesi varsa o kullanabiliyor. Oradaki ismi mali müşavir burada olabilir. Biz evli bilgi formu İşte hemen değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü değiştirdim ben. Eğer hem patron hem iş yeri hekim olabilir mi? Olabiliyor. Evet. Gelir vergisi ve damgaya dahil ederek ücret olarak gösteriyor kendisine. Beşte teori olarak hastanenin alacağı katılım paylarında kredi kartı olarak basit edilen hizmet bedelleri KDV beyannamesinde matrafa aşarsa. Matraf dediğiniz ne? Şey var. Ondan fazla olursa. Yani onunla ilgili bir sınırlama ya da bir... İşte şey yok. Yani orada katılım payı ile ilgili fatura kesmeyeceksiniz. Buna siz aracılık eden bir hizmetsiniz. Orada şey çıkar. Yani vergi indirmesi yapan birisi şey der. Hani sen katılım payından da mı az para alıyorsun deyip orada sizi incelemeye alır. Yani demek ki ya hizmet alıp fatura kesmiyorsunuz ya da düşük gösteriyorsunuz gibi bir durum ortaya çıkar. O tamamen artık idarenin sizi incelemeye alacağı bir şey olurdu. Ama dediğim gibi yani KDV'yi kredi kartıyla ilgili kısım matrağa dahil etmeyeceksiniz. 45 nolu satıra sadece bilgi amaçlı yazıp geçeceksiniz. Fadime Yılmaz Şengül. Serbest meslek icra eden doktor, kliniğinde kendisi bir doktor olan eşini iş hakkıyla çalıştırabilir mi? Evet, çalıştırabilir. Çalıştırabilirse bütün giderlerini gider olarak düşebilir mi? Bütün giderleri derken? Aynı iş yerini ve aynı cihazları kullanan iki ayrı sağlık hizmetleri arasında birbirlerine kestikleri doktor hizmet bedelinin KDV oranı kaç olmalı? Aynı iş yeri asıl kiralayan diğerine kiralık faturası keserek kullanıyor. Yani buradaki gene ilke şu, yani mesela ben dediğim gibi bilindik büyük bir sağlık kuruluşunun yönetim kurulu danışmanı bir üstadla görüştüm. Mesela onlar doktorların AŞ'de limited gibi sermaye şirketi kurup fatura kesmelerini kabul etmiyoruz dedi. Çünkü burada iş gücü hizmet temini oluyor. Yani burada da aynı işleri ve aynı cihazı kullanan iki ayrı sağlık kurumsal birbirlerine fatura, tüzel kişilik adına fatura kesip ben sana sağlık hizmeti verdim, o da bana sağlık hizmeti verdim diyorsa burada KDV %18. Çünkü siz orada sağlık hizmeti değil, iş gücü temini sağlıyorsunuz. Ya da işte bu tıbbi cihazlarda dedik ya, tıbbi cihazlar bu doktorun yeri değil, artık siz o makinelerle ilgili bir hizmet veriyorsunuz. Artık oradaki sağlık hizmeti olayından çıkıyor, siz orada bir ticari faaliyete dönüyorsunuz. Ve burada da KDV oranı %18 olması gerekiyor. Tepki farkı
tekifata tabi değil ama kesin. İş gücü temininde kesiyorsan tekifat olacak. Yani doktor hizmeti veriyorum diyorsan 9/10 olacak buradaki gibi. Doktor. 63 numaralı sirküye bakarsanız KDV sirküsüne orada örnekler de açıklıyor. Yani iş gücü temini varsa tekifat var. O çıkıyor. Makine kiralamasıysa tekifatsız. Tabii yani makine kiralamasıysa 18 numara. Tekifat sonra. Ahmet Kimdoğdu meslektaşımız bir soru sormuş. Hastaneye alınan ilk madde ve malzemelerde envanter nasıl olmalıdır? Sarp oldukça yapılan muhasebe kaydı ve işlemler nelerdir? Normal bir şey mi düşünebilir miyiz? Bu da Sedat Hocam anlatmıştı. Envanterde 140'lı hesaplar, 150 hesaplar toplayıp sonra idare yansıtmalarına bahsetmişti. Muhasebe kaydı dan da örnek evet. Vermişti. Zaten yani 150'den 740'a yansıtma. Yani 710, 20, 30 kullanılmıyor yani. Direkt 740. Hizmeti de. 740. Aynen. Tabii yani düşünce olarak aynı. Sadece orada sağlığın olmasından dolayı biraz tarz farklı. Yurt dışında ikamet eden yabancı uyruk. Onun arada verdim galiba yani. Uyruklara verilen sağlık hizmetleri ödeden kâr yüzdesi pro kadarına indirilmemektedir. Üstadımızın da sorduğu soru aslında sağlık turizminde değil bu. Çünkü dışarıdan gelen bir hasta değil. Yurt içindeki turistik amaçlı gelen hastaya verilen cerrahi operasyonun da istisnaya girdiği yazıyor orada. İşte onun maliyetlerini belirlerken neye göre belirleyeceğiz? Atıyorum bir doktor ayda 20 tane operasyon yapıyor. Bunun saatini bölüp de maliyeti ekleyip de oran yapamıyoruz tabii. O şeye giriyor şimdi maliyeti biz yapamayız gelin siz yapın gibi. Yani orada o hizmeti veren kişi maliyeti doğru hesaplamak için sistemi kuracak. Mesela o büyük hastane kuruluşları şöyle yapıyor. Mesela bir protokol numarasından yola çıkıyor, hastayı protokol numarasına bağlıyor, oradan işte nereden geçiyorsa, hangi poliklinik, hangi destek hizmetinden faydalanıyorsa, bütün her şey protokol numarasının üzerinde toplanıyor. Protokol numarasındaki maliyeti alıyor, atıyorum hastanede kalma süresine bölüyor, hastane sayısına bölüyor, maliyete bölüyor, bir sürü veri çıkarıyor. Kar analizi böyle yapıyor. Ama yani orada şimdi finansman gideri bunun içine girer mi dediğinizde, yani burada şimdi cevabını hani, aldı zaten. Ayrılmıyoruz derse oranlayın diyor. Yani eğer iki ayrı defter tutup bunları birbirinden ayıramıyorsanız işte o turistik sağlık hizmetine verdiği hizmeti diğer hizmetine oranla diğerlerinden de o kadar paylar. Bu sadece ortak gider. Yani inşaattaki gibi. Yani ortak bir gider var. Bilemiyorsunuz hangisinin nereye ne kadar hizmet verdiğini, kaçar saat, kaçar gün. Bunu bölüştürmek için basit bir yol. Bu da öyle. Yurt dışı eğlence tarafından yönlendiren yabancı yurtlarda Türkiye'de verilen konaklama sağlık hizmetleri, kafe kuralı yani konaklama da... Yani bunu gene söyledim yani... Beraber yapabiliriz. Aynen. Yani bu unsurun olmazsa olmazıysa ama yani çıkar bir inceleme elemanı burada yorum yaparsa onu bilmiyorum yani. Hani derse ki bu paketin unsur olmuyor. Bu yurt dışı ajantalarının ülkemize gönderdiği hastalar için geçerli. Ama burada bulduğumuz turistlerin mesela zaten konaklama hizmetlerini kendileri sağlıyor. Aynen. Onlar katılmayacak. Evet. Bu işin içine dahil olmayacak yani. Evet. Yani iş biraz yoruma kaçıyor ya. Biraz yani çok olacak. Şey değil. Yani işi izahını yapabilecek durumda bırakmak lazım. Yani çok zorlarsanız istediğim gibi yanlış bir sonuca varabilir yani. Bir de üçüncü işte ajan tarafı. Bir de yapılan olarak verilen mesela cerrahi müdahalenin ardından verilen. Yapılan cerrahi müdahalelerin ardından ayrıca hastaya satılan krem, ilaç vesaire ürünler bunlar diyor sağlık şeyindir. Değil mi? Yani evet. Devamlı niteliğinde olur mu? Gerçi devamlı niteliğinde ama bizden sağlamak zorunda değil bunu. Dışarıdan başka eczaneden de alabilir mesela. Yok ama bütün ilaçları eczaneden de alabilir. Siz orada bu hizmeti vermek için o hastaya bunu sunmanız gerekiyor mu? Yani bunu aslında... Bunu tabii biz reçetesini yazıp dışarıdan da alabilir. Ama bizim elimizde de var bu. Biz bunun perakende satışını da, toptan satışını da eczanelere yapıyoruz diye. O zaman ticarete giriyor. Yani buradaki şey... Bütün... Değerlendirilmemesi gerekiyor. Yani o artık şey oluyor. Hani bizden almayı ondan alır gibi. Yani burada sağlık otoritesi, yani doktorlar, başhekimi kimse... Bu şey demesi lazım, yani bu hastanın bu tedavi için bunu alması gerekiyor. O zaman en basitten burun operasyonunda tamponu yapıp, onu da dahil edip
gönderdikten yani, sonra. Şimdi hastayı bir tamponu dışarıdan da alabilir diye böyle çıkaramazsınız yani. Evet, evet. Ya da sargı bezini... Ama kremini mesela dışarıdan aldığı için alabileceği ama için... Ama siz orada alabilir ama mesela atıyorum orada yattığı 2 gün yatacaksa ya, bu kremi siz orada uygulamanız gerekiyorsa o da bu işin bir şeyidir yani, devamıdır yani. Orada dediğim gibi biraz operasyonu yürütenlerle konuşup o şekilde şekillendirmek lazım. Yani muhasebenin tek başına karar vereceği bir iş değil o. Yani onun devamı olup olmadığını o kadar verir. Şöyle yani, iki bakan bir kendi tüzel kişiliği, bir de iktisadi işletmesi var. İktisadi işletmesi hastane işletiyor. Hastanenin vermiş olduğu hizmetlerle KDV olacak mı, olmayacak mı? İktisadi işletmeleri, burada vakıflar da iktisadi işletmelerinden bahsetmiyor. Ayrıca evet. Ben bir hastaneyim de iktisadi, yani bir derneğin iktisadi işletmesinde çalıştım. Orada evet. KDV'ye dahil yani KDV kesiliyor. Yani bakanlar kurulu kararıyla firmanız bu, adına çıktıysa vakıf diye anlamıyor. Yani ait yani. İktisadi işletme demiyor. Yani şöyle, benim gibi yani vakıf iktisadi işletme kurmadan da bu işi yapabilir yani. Vakıf kendisi yapmış olsaydı o hastaneyi, yani iktisadi işletmeden bahsediyor. Vakıf kendisi yaparsa istisnası, istisnadan yararlanır. Şey, aldığı katılım payını alıyor. Şeyden, kurumlar vergisi. Kurumlar vergisinden ya da gelir vergisi istisnasından faydalanamıyor. Ya onu ya ondan şey olacak, mahrum edecek yani. Peki, iktisadi işletme kurulmadan yapılan hizmet de bu sefer yani ara alınmadan yapılan hizmet kategorisine girmiyor mu? Vakıf mı? Evet, diyelim ki bir vakıf sağlık hizmeti veriyor ama bundan para alırsa iktisadi işletme kurulmak zorunda. Sağlık hizmetini o zaman gönüllü ya da hayırına vermesi gerekiyor. Bu ayrı mı var diye düşünüyorum. Evet. O yüzden de hayrına yaparsa, parasız yaparsa KDV zaten alamaz ama iktisadi işletmeye çevirirse mecbur KDV alması gerekiyor. Normal bir işletme. Evet yani vakıflarla ilgili vakıflarla aldığı parayı bağış adam aldığı için KDV yani biz yani ya bağış ya evet. Şey yani ücret, onları biliyor. Ya KDV'yi gözden çıkartıyor. O zaman ya kurumlar vergisindeki vergi yani avantajı. Çarpıklık müktezada KDV'nin hesaplanmayacağı yönünde veriyor. İnceleme elemanı KDV'nin hesaplanacağı yönünde görüşüyor. Yani müktezada ya. Zaten vergi itilafları olduğunda hiçbir geçerliliği yok ki arkadaşlar. Ya tabii o kişiye özel verilmiş bir şey, yani ya da yani kuruma. Verilmiş olsa bile vergin bir araştırmasını hiçbir hüküm ifade etmiyor.
Ben bu konuyu, bunu açıklayan bir şey yapacağım size. O yüzden bir şeye baktım. Şimdi vakıflarla ilgili bizim şöyle bir odanın eğitim çalışması da var zaten. Keramasız işletmelerle ilgili. Şimdi birçok vakıf iktisadi işletme kurması gerekirken kurmadan devam ediyor. Orada da idare bunu yakaladığı zaman diyor ki sen iktisadi işletme olman gerekirken olmamışsın, böyle yapmışsın. Ben seni bununla resen takdir ederim ve bu vergiyi ödersin diyor. Şimdi bu gök kanunu var. 56. maddesinde de. Aynen. Üniversite hastaneleri ve vakıf hastaneleri diyor orada. Ama orada gene geçmiyor hocamın dediği gibi. Vakıf iktisadi işletmesi deniyor. Yani çünkü iktisadi işletme kurumlar vergisine tabi. Vakıf hastaneleri diyor. Vakıf hastanelerinin verdiği hizmetlerle kurumlar ve KDV'den de muaftır diyor. Gök 56. Gök 56 üniversite hastanelerini kastediyor. Ama orada vakıflarla ilgili de bir atıf var. Bu zaten verdiğimiz KDV 17.2'de de geçiyor. Bu KDV değil. Biliyorsunuz hani birçok kanunda diğer kanunlarla ilgili bir istisna yapılabilir ama KDV kanununda bir indirim ya da istisna olmadığı zaman diğer kanunlarda yapılsa bile bağlayıcılığı yok. Yani KDV bir şey yapacaksanız KDV kanununda yapacaksınız. Burası onu yapıyor. YÖK 56 da dediğim gibi vakıf hastanelerini ama iktisadi işletme kurup vakıf iktisadi işletmesi tüzel kişiler adına hastane hizmet veriyorsa KDV yapacak. Burada ikisinin ayrımı çok şey yani. Ama mesela orada iktisadi işletme adına hani mesela gayrimenkul kiralamaları vesaireleri işte vakfın iktisadi işletme kurması ile ilgili bir belirti midir diyor. İdare buna yok diyor. Yani mesela kendi malını kiraladığı zaman bu diyor iktisadi işletme kurduğu manasına gelmez diyor. Burada biraz şey oluyor. Duruma göre özel şeyler veriyorlar. Diş hekimliği hizmeti veren bir limited şirket özel bir sigorta firmasıyla anlaşma yapıyor. Bu anlaşmaya göre Türkiye'nin tüm illerinde diş hekimliği hizmeti verecek ve bu hizmetleri diğer illerde anlaşacağı diş hekimleri ve diş klinikleriyle yapacak. Diğer diş hekimleri ve klinikleri firmaya %8 olan KDV ile serbest meslek makbuzu veya fatura kesecekler. Firma sigorta şirketine diğer kliniklerden gelen faturaları hangi oranda KDV ile yansıtıp faturasını kesecek. Firma kendi kliniğinde yaptığı tedavileri %8 olarak KDV ile fatura kesecek. Yani şey, soru yok burada. Şey, kesecek. Ben niye görmedim mi? Şimdi yani burada benim o görüştüğüm üstadın demek istediğini ben bu slide'ı hazırlarken anlamıştım. Yani niye bir limited AŞ'nin kestiği faturayı siz kabul etmiyorsunuz diye. Burada demek ki şöyle bir sorun çıkıyor. Yani siz şimdi tüzel kişilik adına serbest meslek erbabı kurmayıp bir limited şirket kuruyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben size hizmet vereceğim. Bu hizmeti verirken de aranızda bir sözleşme yapıp oradaki elemanları aslında bir bakıma iş gücü temini olarak sağlıyorsunuz. İş gücü temininden bu iş olmaya başladığı an artık iş sağlıktan çıkıp bir hizmete giriyor. Hizmetleri KDV %18'e dönüyor. Peki aramızda bir sözleşme olmasa da inaynen devam eder mi? Yani devamlı olan bir şey olmasa. Mesela ayda bir kere, ne bileyim 6 ayda bir kere geldi. O zaman şöyle olması lazım. Yani şimdi serbest meslek diş hekimleri gelip sizin hastanenizde size serbest meslek makbuzu kesebilir. Yani bu diğer ücretli ya da serbest meslek çalışan doktorlardan bir farkı yok. %8'li serbest meslek makbuzunu kesti. Siz bunu aldınız, sigorta firmasına fatura edeceksiniz. Artık bu, siz sağlık hizmeti vermiyorsunuz. Siz buna, yani sağlıkla ilgili değil. Artık siz buraya bir hizmet temin ediyorsunuz. İş serbest meslekten çıkıp bir ticari hizmete dönüyor. O zaman da KDV %18'e dönmüş oluyor. Yani diş hekimlerinin size kestiği serbest meslek makbuzu kesmesi %8. Çünkü size gelip sizin iş yerinizde bir serbest meslek, yani diş müdahalesi yapıyor. Neyse artık tedavisi. Burada serbest meslek faaliyeti var ve buradaki KDV %8. Siz bunların hepsini topluyorsunuz, sigorta firmasına yansıtıyorsunuz. Artık burada iş gücü teminine giriyor ve KDV %18 oluyor. Hatta burada tekifat da çıkıyor işin içine. Yani olay bu. Buradaki soru da bu zannedersen değil mi? Kendi kliniği şirketi var. Firma kendi kliniğinde yaptığı tedavileri %8 olan KDV ile fatura kesecek. Bu ne demek? Yani kendi kliniği. Şirket kliniği açıyor. Diş kliniği. Limited şirket. Limited şirket olarak. Tabii oradaki artık şey %8'lidir. Yani şey olarak hastaneden bir farkı yok. Tabii. Yani %8'li sağlık hizmeti veriyor.
ama serbest meslek değil artık. Kurumlar, ticari faaliyete dönüp kendisi kurumlar vergisine tabi oluyor. Onların hepsi var ama kaydı olarak %8'i kesiyor. Fakat orada... işte İstanbul'un dışında bir sigortalı İstanbul dışına çıkıp başka bir klinikten bu o sigorta kapsamında o hizmeti alıyor. Fakat sigorta şirketine klinik fatura edemiyor. Çünkü o sigorta şirketiyle İstanbul dışındaki kliniğin sigorta şirketiyle anlaşması yok. Bu şirketle anlaşması var. Yani Türkiye'de. Demek istediğiniz şey mi? Yani hasta diyelim ki şehir dışına gidip bir yerden hizmet alıyor. Evet. Ama bir tek ya da şeymiş, diş hekiminden mi? Fark etmiyor. Yani o klinik de olabilir, diş hekimi de olabilir. Tamam. Sigorta kapsamında. Elinde bir sigortası var. Özel sigorta. Evet. Tamam. Ama o geçmiyor orada. Geçiyor. Şöyle geçiyor. İstanbul'daki şirket o firmayla da veya o klinikle de o diş hekimiyle de anlaşma yapmış. Benim şu sigortadan gelen hastama bakacaksın, bana fatura tamam, geçiyor. Tamam, tamam. Burada anlaştık. O diş hekimi değil, daha iyi anlaşılır. Servis meslek makbuzunu kesip şirkete gönderiyor. İmdi tamam. Şirket, sigorta şirketine göndermiyor. Tamam, doğru. Tamam, burada da %8. Tamam, %8. Biz de o bedeli sigorta şirketinden almamız için %18'e keseceğiz. %18'e keseceğiz. Doğru, tamam. Oluyor. Aynen. Çünkü siz orada artık bir hizmet vermiyorsunuz. İş gücü temin ediyorsunuz. İş gücü temin ettiğiniz için de buna aracılık yapmış oluyorsunuz. Bir nebze orada artık komisyona dönüyor iş. Evet, evet. Yani %18 olur. Olur. İş %18'e dönüyor. Türkiye'de oynuyor ama olacak. Anlıyorum. Bir şekilde olacak. Olursa yani bunun olmasıyla ilgili inşallah katılır doğru mu yani? Yani başka soru sorun var mı? Bu muayenehanelerde doktorların verdiği serbest meslek hizmetinde yani bu yazakası zorunlu hakkında soracaktım. Yani bu mesela son nihai bir hizmet veriyorlar. Yine serbest meslek makbuzu mu kesmesi gerekiyor? Yazakası fişi kesmesi zorunlu olmuyor mu burada? Ya onunla ilgili evet yazakası kesip kesmeyeceğini hani idare şey yaptı. POS kullanıyorsa yazakası da hani kullanacak gibi bir durum çıktı ama orada şey değil. Zannedersem idarenin verdiği bir görüşte kullanması zorunlu değil yani. Yani serbest meslek makbuzu kesinlikle değil. Yani, ama şöyle bir durum var, özür diliyorum sözünüzü kestim ama post cihazı kullanan herkes perakendeci olacak diye bir şey yok. Yani aynı zamanda fatura keserek de post cihazını kullanan... Yok, kanun zorunlu kapsamında değil mi yani? 3100 değil mi? Evet, evet, evet. Şey, yazar kasa kullanma evet, evet. Şeyle ilgili. Evet. Orada o onun içine girmiyor. Zaten SBM serbest meslek kapsamında zaten teklifat yapamıyor yani. Normal KDV'li bir fatura kesiyor yani. Yani gerçekten. Şöyle bir şey var. Yazar kasayı kullanan kimlerdi? Hangi mükelleflerdi? Perakende satış yapan kurumlar kullanacaktı değil mi? Yani tamam siz şimdi diyeceksiniz ki diş hekimine birer birer insan gidiyor. Perakende bir hizmet veriyor nihayetinde. Evet. Ama bizim için de geçerli mesela. Bizde böyle bir zorunluluk var mı? Yani bizim de müşterilerimiz. Teknik bir anlamış değil mi? Yani böyle bir zorunluluk yok. Yok bizim müşteri portföyümüz yani genelde tamamen şey yani vergi mükellefinden ibaret yani bu istisnalar belki değişebilir de bir muayenehanenin verdiği hizmeti tamamı nihayidir yani. Ama şey işte 3100 şeyine girmiyor yani oradaki parakende tanımına girmiyor. Mesela gelin parakendeci kimdir diye yazın internete siz o tanıma girmiyorsunuz. Diş hekimi de girmiyor. Yani aynen aldığım onu tek tek satan gibi bir tanımı var orada. Çünkü biz de kendi şirketimiz posta tahsilat yapıyor. Acaba nasıl olacak bu iş diye bir baktığınızda biz o tanıma girmiyoruz yani. Onun için doktor da girmiyor. Yani her post kullanan ya da tek tek hizmet veren bu işin içinde değil. Ben post açısından sormadım yani olayın nihai oluşuyla alakalı. Tabii nihai tüketici olması da çok bir şey değil. Çay bahçesinden bir hizmet alıyorsunuz mesela o da yani aynı şekilde fiş geçiyor. Ama şey değil işte. Aynı bence. Şey değil. Birisi ticari olarak değerlendiriyor, bir diğeri servis meslek olarak işte değerlendiriyor. İşte oradaki şahsi ve sermaye oranı var ya. Evet. O yüzden oraya girmiyor. Evet. Servis meslek makbuzu keseceksiniz diye hüküm var yani. Arkadaşlar bu eğitimin sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar sabırla dinlediğiniz için. Bir teşekkür de değerli hocalarıma yapıyorum. Şahsen kronim de hocam adına. Bu eğitim hepimize hem mesleğimiz adına hem özel sorularımızla faydalara ulaşmıştır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir başka bir şey buluşacağız. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Yaramın sırrı çok oluyor. Evet.
Ben şey böyle çok şey soru gelmiyor. Gelenler çok soru oldu. Gelenlerin hepsi sorunluymuş. O yüzden yapmışlar. Fark ettim de kimse bulur. Biz de geldik hani büroda mürode önümüze çıkarsa bir şey olur diye. Ya tabii bilmek lazım. Çok değil mi? Sürekli olmuyor. Bir şimdi büro işine giriyorsunuz. İşte nelerle karşılaşacağınızı hiç belli. Aynen öyle. Hazırlıklı olmak.